Nerede bu içine tükürdüğümün heykeli? İçeride. Kız Gülizar ne oldu yine? Daha ne olacak ya? İki tane deli karının arasında kaldım. Biri diyor kaldır heykeli, öbürü diyor koy yerine. Millete gelince hep bela azıklısı, bana da hep azıklısı. Dikkat et de heykeli yere düşürüp kırma kız. O zaman görürsün azıklısını. İki saat sonra kocamı alacaksın, sakın unutma. Demek adını Serap yapacaksın ha? Ne oldu? Beğenemedin mi? Beğenemedim. Ama benim de çok umurumdaydı. Adi Güllü. Benimle düzgün konuş. Ne kızıyorsun ki? Sen demedin mi Güllü Banal diye? Benim adım bundan böyle Serap. Bana Serap hanımefendi diyeceksin. Çok beklersin. Bak benimle düzgün konuş. Konuşmazsam ne olur? Kovarım seni çiftlikten. Kolaydı. Kolaydı tabii. Ağzımdan çıkacak bir lafa bakar. Çoban güttüğü koyunu bilir kızım. Kovacak olsan çoktan kovardın şimdiye kadar. Küstah. İstemiyorum ben senin şoförüm falan olmanı. Mecbur muyum ben seni çekmeye? Sen bilirsin. Hem zaten ben sadece senin şoförün değilim ki. He, iyi o vakit. Ben de kendi arabamı kendim kullanırım. Güldürme beni. Görürsün sen. Sen kendi başına oyna. Sana resmen Kemal de diyorum. Yok daha neler. Güllü Kemal'i şifreye alır mı kurban? Sen kızını benden daha iyi bilirsin. Güllü delinin teki. Yapar mı? Yapar. Allah Allah. Böyle bir halt yediyse kırığına güvenip kocasız kalacak salak. Akıl ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Bu iş Güllü'nün işi değil diyor. Bu iş Kemal'in alt yemesi. Ha, o zaman Kemal kızın aklını çelmeye girdi şimdi ha? Besbelli öyle. Ama bu saatten sonra Güllü Kemal'e sümüğünü atmaz. Atmaz değil mi kurban? Atmaz. Eğer şuncacık aklı varsa atmaz. Bu zenginliği, malı, mülkü bırakıp da bu saatten sonra o çulsuz Kemal'e kaçmaz. Her şey. He. Peki biz şimdi ne edeceğiz? Ne edeceğiz? Üstüne bir bardak soğuk su içip oturacağız. Gidip de Muzaffer'e bu Kemal senin karının eski kırığı diyecek halimiz yok. Değil mi? Of Cemşir, of. Güllü yavrucuğum, bugün sana dansların en asili olan valsi öğreteceğim. Gel bakalım buraya. Yerdeki şu kareyi görüyor musun? Gördüm madem. Git o karenin öndeki ucunda dur bakalım. Durdum madem. Güzel. Sağ elini kaldır. Böyle mi? Kaldır, 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 kaldır. Lev, lev. Sol elini sağ omzuma at. Neden gülüyorsunuz?
Ama bu komik olmuyor mu biraz madem? Ciddi olalım lütfen. Şimdi kendini bana bırak. Adımlarını adımlarıma uydurmaya çalış. Allez, on commence. Yani başlıyoruz. Başla. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ama siz böyle gülerseniz yapamayız ki kuzum. Böyle kadın kadına biraz komik olmuyor mu madam? Ha. Demek öyle. Un minute. Delikanlı. Lütfen gelir misin biraz? Arada sırada yaptığınız bu ziyaretlerde olmasa hala CHP'de kaldığınızı düşüneceğim Muzaffer Bey. Mübarek ediyorsunuz başkan. Elbette. Ama ben bazen bizim partinin penceresinden CHP binasına bakıp içeride olabilir misin acaba diye aramıyor değilim. İlahi Paşazade. Fuat Köprülü'nün yerine Adnan Bey'in başbakan olmasına ne diyorsunuz? Açıkçası ben Fuat Bey gibi bir ilim adamının siyasete uygun olmadığını düşünüyorum. Adnan Bey iyi bir seçim bence. Siyasete uygun değil dediğin adam Dışişleri Bakanı oldu ama. Unutma ki diplomasi ile siyaset farklı şeyler Paşazade. Sen öyle san. Adnan Bey Marshall yardımlarına hala sıcak bakıyor değil mi? Şüphesiz azizim, şüphesiz. Marshall yardımları İsmet Paşa'nın bize bir hediyesi oldu. Bizim de liberal ekonomi politikamızın lokomotifi olacak. Hadi yaşadın Muzaffer. Size küçük bir tavsiyede bulunayım Muzaffer Bey. Buyurun. Hükümet serbest ihraç rejimine çok önem verecek. Amerika'nın buğdayı çok ama pamuğu az. Topraklarınıza buğday değil, ekebildiğiniz kadar pamuk ekin. Anladınız değil mi? Anlıyorum elbette. Yeni sipariş edeceğim tarım makinelerini buna göre seçiyorum zaten. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.